Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız? İyisiniz? Görüyorsunuz yeni bir aracımız var. Demeyeceğim. Mevcut aracımızın birazcık değişmiş hali var. Yine R560 V8. Bir de bizde bir ufak değişiklik var. Şöyle bir göstereyim nasıl olmuş. Değişik bir imaj yaptım. Bu konuyla alakalı da yorumları aşağı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle aşağı. Benim kendimle alakalı olan yorumları da aşağıya bırakırsanız sevinirim. Aracımız dediğim gibi R560. Sadece rengini değiştirdik. Bir de egzozunu falan değiştirdik. Şöyle yola çıkalım. Sonra yolda yavaş yavaş konuşalım diyeceğim. Aracın içine çıkalım şu dandanı dinlemeyelim beraber. Dın 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 filan. Pardon, sadece şöyle ledlerimiz yansın. Böyle yine Mafsallı Dorse'yleyiz. Dorse dingillerimizi indirelim. Nereye gidiyoruz arkadaşlar ve ne kadar yolumuz var? Görüyorsunuzdur, 286 kilometrelik bir yolumuz var. Biraz şöyle dolambaçlı yollarımız var. Şöyle göstereyim ya. Lotsa gidiyoruz arkadaşlar. Polonya olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Lotz. Evet. Budapeşte'den aldık. Lotz'a gidiyoruz dediğim gibi. Single player'dayız arkadaşlar. Bu sefer multiplayer değil. Bir multiplayer denememiz oldu. İzlemişsinizdir bakalım. Niye şey yapıyor? Şuradan geçelim hiç. Arka tren gibi çünkü. Şey yapmadan. Şuradan şöyle çıkalım. Sağımızda boş direkt sağ atalım kendimizi. Haydi bakalım. Görüntü belki bir tık daha kalitesizleşmiş olabilir arkadaşlar. Oyun içi görüntüler. Ben normalde bu görüntü ayarlarını kendim şimdi Instagram'da falan da şey paylaşıyorum. Böyle fotoğraf falan paylaşıyorum oyun içi. Bayağı virajlı yollar geçiyoruz. Dediğim gibi Instagram'da falan da fotoğraf paylaştığım için zırt pırt görüntü ayarlarıyla oynuyordum arkadaşlar. Ben onda nasıl oynuyordum? Çok detaylı gelişmiş ayarlara girmiyordum. O basit ayarlar menüsünden oyundaki. Oradan hemen işte fotoğraf çekeceğim zaman filan aracın görüntüsünü alacağım zaman işte şey yapıyordum. En yükseğe getiriyordum ayarı. Görüntüyü alıyordum. Sonra oyuna döneceğim zaman işte ortaya getiriyordum filan. Hatta onu soran arkadaşlarım olmuştu bana. Kardeşlerim olmuştu. O şekilde oynuyordum. Ama en son videoda ya bayağı bir kırpmak zorunda kaldım ama yine hala takıntılar vardı. Benim ekran kartı eski de olsa GeForce ve yine oyun kasıyor ya. Bu görüntü kaydı yaparken çok kasıyor. Nasıl çözeceğim bunu bilmiyorum. En son bu OBS'in ayarlarıyla falan biraz oynamıştım. Güzel düzelmişti. Neyse diyeceğim o basit ayarlarla oynuyordum ben ortaya getiriyordum filan. Bu sefer direkt dedim Experience'dan optimize edelim. Çünkü o bazı şeyleri ben ortada oynamama rağmen
daha yüksek gösteriyordu. Sonra işte Experience'a girdim. Optimize ettiriyorum, etmiyor. Allah Allah filan. Sonra orada Experience kullananlarınız varsa bilir. Orada oyna butonu var. Dedim bir oyunun içine gireyim direkt. Oradan bakayım. Tekrar hani buradakilerle karşılaştırarak ben kendim gelişmiş yerlerden manuel optimize etmiş olayım filan. Oradan direkt oyna dedim. Hani orayı kapat aşağıdan. Tekrar işte Steam'in içinden oyunu aç filan uğraşmamak için. Oyna dedim. Bekledi bekledi. Sonra işte Steam Cloud'la ki verilerle oyunun güncel verileri birbirini tutmamaktadır filan deyince böyle bir ışık yandı bende. Demek ki bu arkadaş şey kullanıyor, yani Steam Cloud olmadan aktif değilse şey yapamıyor, optimize edemiyor yani diye düşündüm. Sonra direkt oyuna girdim. Profilin o baktım, iki tane profil var. Bir tanesinin Steam Cloud'u kapalı. Hatta şu an kullandığım profilin. Ha, dedim tamam, tıkladım. Sonra tekrar oyun açıkken Experience'a gittim. Optimize ettim. Tık etti. Yani arkadaşlar aklınızda olsun. Bilmeyeniniz varsa ben bunu yeni öğrendim. Belki çoğu arkadaş biliyordur bunu. Ama dediğim gibi ben yeni öğrendim. Experience'dan optimize edebilmeniz için Steam Cloud açık olması gerekiyormuş. Bu birinci konu. Diğer başka bir konu var. Kendi kendime öyle aklıma geldikçe güldüğüm bir konumuz var. Nedir o? Bir önceki videodaki multiplayer konusu. Hatta videonun başlığına da ben işte sürpriz sonunu falan yazmıştım. Aslında o videoda hatta soran kardeşlerim oldu. İşte ya sürpriz son nedir? Hani biz fark edemedik filan. Sağ olsun. Var diyelim. Aç hadi ya. Aslında sürpriz sonu oraya geyiğine yazdım. Başlıkta da yazdım hatta oraya şeydi yani. İşte multiplayer oynuyoruz. Acaba becerebildik mi? Yani acaba yapabildik mi, oynayabildik mi filan hesabı. Şöyle ki arkadaşlar, biz yani ben hem oynayabilmişim hem oynayamamışım. Sonra fark ettim bunu. O videoyu yaptıktan sonra biraz, hatta videoda da söyledim, biraz kurcalayacağım ben bunu filan diye. Oradaki şeyi de görmüşsünüzdür izlediyseniz. Bunda bir sıkıntı var dedim. Hani ben bunu kurcalayacağım. Çünkü hani şimdi multiplayer'e girdim. Orada oynayan arkadaşlar biliyorlar. Sunucular var. İkinci sunucuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ona bağlandım. 3000'e yakın arkadaş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben 2000 küsür. Birinci sunucu çok kalabalıktı dedim. O yani çok boş olmasın ama çok çok aşırı da kalabalık olmasın. İkinciye bağlandım. İlk açılırken böyle altta kırmızı kırmızı bazı uyarı şeyleri geldi. Ben çok dikkat etmemiştim. Aslında orada sunucu biz ikazını yapmış. Ne demiş? Şimdi arkadaşlar bizim, ya benim oyun oyunun kendisi orijinal Steam'den alınma. Ama işte şey orijinal değil. DLC'lerin bazıları orijinal değil. Hatta çoğu orijinal değil bendeki DLC'lerin, açık konuşmak gerekirse. Orada oyun, yani sunucu bize demiş ki, diyor ki kardeşim bağlantın reddedildi. Çünkü kullandığın DLC'ler orijinal değil. Onun için bizi hem multiplayer, yani single player'da oynatmamış aslında, multiplayer'da oynatmamış. Onun için hiçbir trafik ya da trafik kuralı,
trafik ışıkları falan. Hiçbir şey onun için çalışmıyormuş anladığım kadarıyla. Sonra bayağı güldüm kendime. Yani bir de biz böyle heyecanlı heyecanlı ilk videomuz hakikaten şeydi yani. Böyle hani ilk deneyimimdi benim multiplayer'da. Dedim bunu arkadaşlarla paylaşalım. İlk videoyu beraber yapalım. Böyle. Yani o sunucuda oynayamadık. Diğer birinci sunucu da aynı kuralları içeriyordu. Ama orada o pro mod sadece bana biraz farklı geldi. Belki onun kuralları farklıdır çünkü pro mod haritaları farklı diye biliyorum ben. Hani belki orada oynayabiliriz. Onu denemedim sonra arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim vallahi. Hiç denemedim dayı sen bekle. Burada da kimse yok. Onu da denemedim. Dediğim gibi. Bilahare bir promotu deneyeceğim daha sonra. Promot sonucusunu. Onu da kafadan... dediğim gibi arkadaşlar promotu bir deneyeceğim. Eğer orada oynayabiliyorsak, ekstra başka kuralları falan kaydesi yoksa... multiplayer videolarını falan oradan yapacağım. Şu an için bir defa böyle bir mesaj almıştım. Yani yorum daha doğrusu bir kardeşimden. Multiplayer ile alakalı bir şeyler sorup işte şu tarz videolar yaparsan iyi olur falan demişti. Şu an için benden multiplayer ile alakalı bir şey sormazsanız ya da beklemezseniz sevinirim. İnşallah bir sonraki şeyde güncellemeden yani 1.37'ye falan geçtiğinde olmazsa ya DLC'lerin kullandıklarımızı orijinalini alırız abi. Ya da DLC'siz olarak o ilk oyunun orijinal verdiği haritada sadece oynarız. Sonrasına bakarız Allah kerim. Şimdi DLC'lerimi kaldırmak istemedim. Çünkü böyle videolar falan bir şeyler yapıyoruz. Onun için bilmiyorum. Hani derecelerimi de kaldırmak istemedim. Düzenimi bozmak istemedim yani işin Türkçesi arkadaşlar. Böyle. Neyse biz buradan şey yapamayacağız herhalde. Sıfır kamerasıyla bir bakalım ya mevzuya. Nedir yani bu? Bir şey mi var? Yolumuzun üstüne. Allah. Helikopter neymiş bu ya? Buradan gidecek mi? Zaten demezmişiz arkadaşlar yani. Öyle değil. İlerideki helikopterin kalkmasını bekleyeceğiz. Neyse. Biz videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Çok aşırı uzun olmasını da istemiyorum. Bu buydu. Diğer videodaki sürpriz son aslında buydu. Oynayamadık. Beceremedik. Hem yaptık hem yapamadık. En azından bağlanmayı becerdik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi yani tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle belirtmek istiyorum. Bana mesajla ulaşan, yorumla ulaşan kardeşlerime söylüyorum zaten. Arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlar sizin görüşleriniz, önerileriniz benim için hakikaten çok kıymetli. Yani bu kanalı birlikte geliştireceğiz. Ben bu konuda çok amatör bir adamım. Yani çok şey değilim. Bir hevesle başladık. İnşallah sizle beraber büyüteceğiz bu işi. Ben inanıyorum. Böyle bu tarz şeyler, videolar çektikçe de ne bileyim mutlu oluyorum. İzlenmeleri falan görünce de mutlu oluyorum. Yorum falan düşünce mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz adamsınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yollara selam. İzlemeye devam. Allah'a emanetsiniz.